Semiyan Dünyası adlı kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Olgunlaşmış incirden hiç dağılmadan tam kıvamında reçel yaptım. Aşama aşama bütün püf noktalarıyla size de anlatmaya çalışacağım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Bu incirleri komşum bahçeden toplamış, bana getirdi. Gördüğünüz gibi oldukça olgunlaşmış. Biraz da ufaklığı olduğu için aklıma reçel yapmak geldi. İncir reçelini çok severim. Daha öncelerden olgunlaşmamış incirle yapıyordum. Şimdi de olgunlaşmış incirle yapıp sizinle de paylaşmak istedim. Gerçekten çok da güzel oldu. Öncelikle incirlerimi tencereme alıyorum. İncirlerim tek tek dalından koparıldığı için yıkamaya gerek duymuyorum. Olgunlaştığı için yıkarsanız dağılabilir. Şekerini ilave ediyorum. Eğer olgunlaşmamış incir kullanıyorsanız birebir ölçü kullanın. Yani 2 kilograma 2 kilogram şeker kullanın. Benim yaklaşık 2 kilogram incirim vardı. İncirlerim olgunlaşmış olduğu için ben biraz daha az koyuyorum. Yani 2 kilograma 1,5 kilogram şeker diyebiliriz. Yine ölçüleri ben videonun altındaki açıklamalar bölümüne yazacağım. Şimdi ocağımın altını iyice kısıyorum. Kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Şeker yavaş yavaş eriyip incirlerim sulanacak. 15 dakika sonra tenceremin kapağını açıyorum. Şöyle bir sallıyorum. Dibinde gördüğünüz gibi çok az suyu var. Şekeri tam erimemiş. Hiç kaşık değdirmeden şöyle bir sallayıp tenceremin kapağını tekrar kapatıyorum. 10 dakika sonra tekrar bakıyorum eriyip erimediğine. Biraz daha sulanmış ama şekerim tam erimemiş gördüğünüz gibi. Ocağımın altı en kısık ayarda. Tenceremin de kapağı kapalı olarak reçelimin şekerleri eriyene kadar bu şekilde pişiriyorum. Tekrar açıp bakıyorum. Çok az yine şekeri kalmış. Tenceremi yine şöyle bir sallayıp kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık 50 dakikada şekerim iyice eridi. Gördüğünüz gibi tamamen sulandı incirlerim. Reçelime artık kapağı açık kaynatacağım. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Reçelimin rengi parlak olsun ve çok köpürmesin diye. 4-5 tane de karanfil attım. Ben karanfili seviyorum. İsterseniz koymayabilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar da limon tuzu koyuyorum. Limon tuzunuz yoksa biraz limon sıkabilirsiniz. Yine kaşık değirmeden tenceremi sallayarak karıştırdım. Şöyle suyundan alıp biraz bakıyorum olmuş mu diye. Daha duru, biraz daha kaynaması gerekiyor. Artık kıvam testi yapabiliriz. Daha önceki reçel videolarımda da paylaşmıştım. Bir tane porselen tabağı dolapta soğuttum. Soğuk tabağın üzerine sıcak reçelimin suyundan döküyorum. Reçelimin suyunu 1-2 dakika soğuttuktan sonra damlatarak kıvamına bakacağım. Reçelimi kapağı açık da yaklaşık 20 dakika kaynattım. Gördüğünüz gibi sünerek akıyor. En son damlalarda kesik kesik akıyor. Artık yeterli. Ben ocağımın altını kapattım. Eğer daha sonraya saklayacaksanız, 1-2 ay sonra ya da kışın yiyecekseniz sıcak sıcak kavanoza doldurun. Ben bir kavanozunu saklamak istiyorum. O yüzden sıcak sıcak dolduruyorum. İncirleri çok zedelemeden önce biraz suyundan almaya çalıştım. En son kaşıkla incirlerinden koyuyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir tanesi dağılmadı. Çekirdeği bile suyuna çıkmadı. Şimdi kavanozumuzun kapağını sımsıkı kapatalım. İsterseniz ters çevirin bir gün. Serin bir yerde bir sene boyunca saklayabilirsiniz. Şimdi yiyeceğimiz reçeli de başka bir kavanoza koyuyorum. Önce incirlerini koyuyorum suyu azaldığı için.
Suyundan da üzerlerine dökelim. Suyunun duru gibi olduğuna bakmayın. Durdukça biraz daha koyulaşacak. Eğer fazla kaynatırsanız durdukça matlaşır. Olgunlaşmış incirden yaptığım reçelin püf noktalarını şöyle bir tekrarlayalım. Reçelinize incir miktarından daha az şeker koyun. İncirinize hiç su dökmeyin. Reçelinizi kaynattığınız sürece ocağınızın altı hep kısık kalsın. Karıştırmak için hiç kaşık değirmeyin. Sadece tencerenizi sallayın. Gördüğünüz gibi reçelimin suyu gayet yerinde oldu. Hiç de dağılmadı. Suyuna bir tane bile çekirdeği çıkmadı. Daha büyük incirden de aynı şekilde yapabilirsiniz. Tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Diğer tariflerime de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.